Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Öncelikle aramızda İzmir'den katılan arkadaşımız varsa, İzmirli olan varsa çok geçmiş olsun diyorum arkadaşlar. Sonrasında hemen sorusu olan var mı diye önce sorayım buraya kadar. Vermiş olduğum ödev uygulaması ile ilgili. Herkes yapabildi mi? Yaptık hocam. Tamam, süper. Onların notlarını da bu hafta içinde okuyarak sisteme gireceğim. Uzem üstünde görebileceksiniz arkadaşlar zaten. Şimdi lütfen hepiniz AutoCAD programlarınızı açın arkadaşlar. Bu haftaki konumuz hani yarı teorik, yarı uygulama gibi işleyeceğiz. Burada anlattıklarımın bazılarını size AutoCAD'de de hemen anlık uygulatacağım çünkü. Siz bu arada AutoCAD'lerinizi açarken ben kısa bir açıklama yapayım. Yine bu hafta ve önümüzdeki hafta işleyeceğimiz konular arkadaşlar, esasına bakarsak eğer bizim bu teknik resim dersimizin temelini ifade etmektedir, oluşturmaktadır. Ve hatta şöyle söyleyeyim. Bu dönem ve hatta önümüzdeki dönemki teknik resim derslerinin başarılı olmanızın yolu bu 2 hafta anlatacağım konuları anlamanızdan geçiyor. Onun için sizden rica şudur ki lütfen hani ders sırasında şimdi ben anlatırken olur, anlamadığınız yeri gerekirse sorun, gerekirse bu ben nasılsa videoları yüklüyorum sisteme, tekrar tekrar izleyin ders videolarını, ders kaynaklarını yüklüyorum sisteme yine aynı şekilde. Bunlardan hani takıldığınız, anlamadığınız yer olursa lütfen bana sormaktan çekinmeyin. Çünkü dediğim gibi bu konular bizim aslında bu dersimizin ana temelini oluşturuyor. Yani siz iz düşümü konusunu anlamazsanız geri kalan konular aslında bunun üstüne atılan katlar gibi düşünebilirsiniz. Temeli bu. Ondan sebeptir ki lütfen bu konuya özen gösterin öğrenmek için. Şimdi eğer sorusu olan yoksa bu haftaya kadarki olan konularımızla ilgili ben artık giriş yapıyorum konuyu arkadaşlar. Öncelikle iz düşümü nedir diye bakacak olursak eğer iz düşümü teknik resmin temelini teşkil eden iz düşümleri tasarı geometriye ait bir konudur ve onun kurallarıyla işlenir. Başka bir ifadeyle bakacak olursak arkadaşlar iz düşümü aslında bir cismin başka bir düzlemde ya da daha basit bir ifadeyle anlatacak olursak bir duvara yansıyan gölgesidir gibi düşünebiliriz. Ya da onun gölgeye düşen pardon duvara düşen görüntüsüdür, aynaya düşen görüntüsüdür gibi düşünebiliriz. Burada yine bir iz düşümü bahsedebilmek için iz düşümünün oluşabilmesi için neye ihtiyacımız var? Bir cisme ihtiyacımız var. Yine ona bakan bir göze ihtiyacımız var ve bununla beraber haliyle bu iz düşümünü üzerine yansıtacağımız, üzerine aktaracağımız neye ihtiyacımız var? Bir düzleme ihtiyacımız var. Şurada da gördüğümüz gibi örneğin bu ABCD karesi şeklinde bir cismimiz olsun. Biz bu ABCD karesini O noktasından baktığımızda bunun görüntüsünü P düzlemine aktardığımızda P düzlemindeki bunun görüntüsü nedir değerli arkadaşlarım? Bunun iz düşümü görüntüsüdür. Yani cisim, bakan göz ve yansımanın oluşturulduğu, gölgenin oluşturulduğu düzlem gibi düşünebiliriz ve bu da düzlemdeki iz düşümü görüntümüzdür. Yine baktığımız zaman aslında iz düşümü konusu temel hatlarıyla ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi merkezi iz düşümü, başka bir adıyla konik iz düşümü iken diğeri paralel iz düşümüdür arkadaşlar. Öncelikle konik iz düşümüne bakacak olursak yani merkezi iz düşümüne bir cisme bir noktadan bakarsınız ve onu cisimden daha uzakta bir düzleme ya da cisimle sizin aranızda bir yer alan bir düzleme onun görüntüsünü yerleştirirseniz bu konik düzlemdir ve burada şu ortaya çıkar. Eğer oluşturmuş olduğunuz görüntü cisimden daha uzaktaysa iz düşümü görüntüsü cisimden daha büyüktür. Eğer
iz düşüm görüntüsü cisimle sizin baktığınız nokta arasında bir yerdeyse iz düşümü görüntünüz nedir? Cisimden daha küçüktür. Hemen şu şekilde ikisini de oynatalım. Video ile görelim arkadaşlar. Bakınız nedir burada? Cismimiz var. Bakıyoruz şu noktadan bakıyoruz. Ve cisimden daha öte bir noktaya onun iz düşüm görüntüsünü düşürüyoruz. Nedir? Cisimden daha büyük bir iz düşüm görüntüsü çıkmıştır. Cisimle şekli aynı fakat daha büyük boyutlardadır. Dönüyorum. Tam tersi ise yani iz düşüm görüntüsü cisimle göz arasında bir noktada oluşacaksa, şimdi bakın burada cismimiz var, burada gözümüz var. Hal cisim ve göz arasında bir noktaya eğer görüntüsünü düşüreceksek eğer biz bu cismin, o cismin görüntüsü ne olacaktır? Kendi boyutlarından daha küçük olacaktır. Burada bu konudan kısaca bu şekilde bahsettikten sonra konik iz düşümünün daha çok mimarlık alanında kullanıldığını, bizim çok da tercih ettiğimiz bir kullanım şekli olmadığını söyleyerek geçiyorum arkadaşlar. Biz peki makine mühendisliği olarak daha çok neyi kullanıyoruz arkadaşlar? Biz daha çok paralel iz düşümü yöntemini kullanıyoruz. Hatta paralel iz düşümü kendi içinde dik iz düşümü ve eğik iz düşümü olarak ikiye ayrılır. Biz bu dik iz düşümü ve eğik iz düşümü yöntemlerinden de dik iz düşümü yöntemini kullanırız. Şimdi bakacak olursak önce bizim temel olarak kullanmadığımız yöntem olan eğik iz düşümünden kısaca bahsedecek olursak nedir? İşte burada cismimiz var. Biz cismimize eğik bir açıyla bakıyoruz ama sonsuzdan bakıyoruz. Yani ışınları sonsuzdan gönderdiğimiz için ışınlarımız artık bir noktadan geliyormuş gibi değil, sonsuzdan ve birbirine paralel şekilde geliyormuş şeklinde ışınlarımız gelir ve ne olur? Cismimizin görüntüsünde de haliyle baktığımız açı kadar, yani eğik baktığımız açı kadar bir kayma söz konusu olur. Ama yine söylüyorum, biz makine mühendisliği olarak teknik resimlerde bu yöntemi de çok fazla ne yapmayız, tercih etmeyiz. Bizim makine mühendisliği olarak temel kullandığımız iz düşüm yöntemi nedir derseniz arkadaşlar, dik iz düşümü yöntemidir. Yani dik iz düşümü yönteminde bir cismimiz var. Cismimize yine bakıyoruz ve görüntüsünü bir düzleme yansıtıyoruz. Ama bu sefer bir noktadan değil arkadaşlar, sonsuzdan yolluyoruz ışınları. Sonsuzdan geldiği için ışınlarımız ne oluyor? Tamamen cisime paralel ve dik bir şekilde geliyor. Paralel ve dik bir şekilde geldiği için de cismimizin görüntüsü düzlemde cismimizle birebir aynı boyutta olmuş oluyor. Şöyle hemen onun da videosunu oynatırsak eğer daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Bakınız arkadaşlar nedir? Burada cismimiz var. Biz sonsuz bir noktadan bakıyoruz. Sonsuz bir noktadan baktığımız için ışınlarımız tamamen paralel ve dik bir şekilde geliyor cismimize. Ve cismimizin örneğin bu ABCD yüzeyinin boyutları neyse cismimizin düzlemde oluşan görüntüsünün iz düşümü resminin boyutları da birebir kendisiyle ne oluyor arkadaşlar? Aynı olmuş oluyor. Örneğin burada bakın yan yüzeyi için mesela bir iz düşümü yapmışlar bu sefer. Az önce ön yüzey için iz düşümü almışlardı. Şimdi mesela yan yüzey için iz düşümü almışlar. Gördüğünüz gibi yine yan yüzeyde dik iz düşümüyle beraber yan yüzeyin ölçüleri neyse onun iz düşümü görüntüsünün de ölçüleri kendisiyle birebir aynı olmuş oluyor arkadaşlarım. Bundan bahsettikten sonra hemen iz düşümüyle ilgili temel kavramlara geçmek istiyorum arkadaşlar. İz düşümünü de şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizin 3 boyutlu cisminizi düşünün ki bir oda içerisinde, kapalı bir sistem içerisinde. Haliyle bu odanın nedir? Bir karşı duvarı, bir yan duvarı, bir de nedir? Taban duvarı vardır arkadaşlar. Biz buna iz düşüm metodolojisinde karşı duvarımıza
düşey düzlem ismini veriyoruz. Yan duvarımıza profil düzlem adını veriyoruz. Alt taban yüzeye de ne adını veriyoruz? Yatay düzlem adını veriyoruz. Haliyle burada gördüğümüz nedir arkadaşlar? Üç boyutlu bir görünüştür. Örneğin burada da neydi? Şurada oynatmıştık. Hemen geliyorum. Burada da neydi? Cismimiz üç boyutluydu. Örneğin burada bir düzlem. Sonra hemen burada bir düzlem. Yani aslına bakarsanız burada ne görüyoruz biz? İki farklı düzlem görüyoruz. Doğru mudur arkadaşlarım? Yani bir yan profil düzlem, bir de nedir? Düşey düzlem dediğimiz örneğin işte cismin karşısında kalan düzlem olmuş oluyor. Bizim peki bunu iki boyutlu tek kağıda yansıtmak istersek nasıl yansıtacağız diye bakarsak eğer, ki bu bizim temelimizi oluşturur teknik resimde. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu yan yüzeyi şu eksen etrafında yana doğru yatırıyoruz. Bu ekseni de, yani yatay düzlemi de şu eksen etrafında döndürerek aşağı doğru yatırıyoruz ve iki boyutlu kağıt düzlemine biz görünüşleri ne yapmış oluyoruz? İki boyutlu hale getirmiş oluyoruz. Hemen gösteriyorum değerli arkadaşlarım videosunu oynatarak. Şimdi düşünün ki şu dışarıdaki büyük küp sizin kapalı düzlem alanınız ya da oda gibi düşünebilirsiniz. Haliyle nedir arkadaşlar? Şu içeride de kahverengi olan da sizin cisminiz. Bu cisminizin karşısında bulunan düzlem nedir? Düşey düzlem. Yanında bulunan düzlem nedir? Profil düzlemi. Altında bulunan düzlem de nedir? Yatay düzlemdir. Haliyle siz örneğin bu taraftan baktınız, sonsuz bir şekilde ışınları gönderdiniz. Bu cisminizin gölgesini buraya ne yaptınız? Oluşturdunuz. Sonra bu taraftan baktınız. Bu taraftan baktığınızda yine sonsuz ışınlarla beraber gölgesini oluşturdunuz. Buradasınız, çizdiniz. Yukarıdan baktınız. Yukarıdan baktığınızdaki oluşan gölgesini de ne yaptınız? Buraya yatay düzleme getirdiniz. Fakat nedir? Elimizdeki üç düzlem şu an ne şekildedir arkadaşlar? Üç boyutlu şekildedir. Yani bir kübik şekildedir. Bizim bunları iki boyutlu kağıda yansıtmak için ne yapmamız gerekiyor? Haliyle profil düzlemi yana doğru yatırmamız, yatay düzlemi de aşağı doğru yatırarak hepsini aslında aynı düzlem üzerine, aynı kağıt üzerine dökmemiz gerekiyor. Oynatıyorum şimdi videomuzu. Sonrasında kağıtlarımızı açtık ve hepsi tek bir kağıtta, tek bir düzlemde yer almış oldu arkadaşlar. Burada arkadaşlar yine kısaca teorik tanımlarından da bahsedecek olursak eğer, nedir? Yere dik olup bakış noktasının karşısında olan düzlemimize biz düşey düzlem adını veriyormuşuz. Yani cismimizin direkt karşısındaki noktaya düşey düzlem ismini veriyoruz. Cismimizin yere paralel olan, yani altında olan ya da üstünde olan düzlemine ne ismini veriyoruz arkadaşlar? Yatay düzlem adını veriyoruz. Yan tarafta olan düzleme de ne ismini veriyoruz arkadaşlar? Profil düzlem adını veriyoruz. Yani karşısında olan düşey düzlem, altında ya da üstünde olan düzlem yatay düzlem, yanında olan düzlem de profil düzlem. Buradan bakacak olursak aslında arkadaşlar, bir küp gibi düşünürsek eğer, bir cismin aksettirilebileceği, yani gölgesinin oluşabileceği kaç tane düzlem vardır arkadaşlar? 6 tane düzlem vardır. Bu 6 tane düzlemden aslında 2 tanesi düşey düzlem, 2 tanesi profil düzlem, 2 tanesi de nedir? Yatay düzlemdir arkadaşlar. Yine konumuza devam edecek olursak eğer, iz düşüm düzlemleri kullanılarak bir cismin iz düşüm düzlemleri üzerinde dik iz düşümlerinin çizimine dik iz düşümü denir demiştik arkadaşlar. Yine makine mühendisliğinde, makine resimlerinde en çok kullanılanın dik iz düşüm yöntemi olduğundan bahsetmiştik. Bu metodu kullanılarak cisimlerin
üç görünüşünün çıkartılması mümkündür demiştik. Burada üç görünüşten kastımız nedir? İşte önden baktığımızdaki oluşan gölgesi, soldan ya da sağdan baktığımızdaki oluşan gölgesi, yukarıdan ya da aşağıdan baktığımızdaki oluşan gölgesidir şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Yine bakarsak eğer arkadaşlar burada şöyle bir cismimiz var. Bu cismimizin örneğin bu turuncu kısmından baktığımızda, yani ön tarafı burası olsun bunun. Buradan baktığımızda bunun gölgesi düşey düzlemde nasıl oluşmuştur? Kendisiyle birebir aynı şekilde oluşmuştur. Görüyoruz burada. Sonra geliyoruz. Örneğin soldan bakmışız. Soldan baktığımızda ne yaparız? Bu yeşil düzlemi görürüz. Üstüne şu turkuaz düzlemi bir dikdörtgen olarak görürüz. Yine yeşil ve turkuaz düzlemlerin yansıdığını görürüz profil düzlemde. Yukarıdan baktığımızda da yine ne görürüz arkadaşlar? Bu turkuaz düzlemle neyi görürüz? Bir de bu açık yeşilimsi, sarımsı olan yüzeyi görürüz. Burada yine dikkat etmeniz gereken bir husus nedir arkadaşlar? Örneğin bu turkuaz renkli yüzeyin görüntüsünü buraya aktarırken uzunluk olarak, yükseklik olarak ne kadar yükseklik aktarıyoruz arkadaşlar? Bu kol uzunluğu kadar değil, bu uzunluğunu hipotenüs gibi düşünürsek bunun şuradaki dik kenar uzunluğu kadar yüksekliğini buraya aksettirmiş oluyoruz değerli arkadaşlarım. Üstten görünüşte de mesela yine nasıl yapıyoruz? Üstten görünüşte de yine uzunluk olarak bunu böyle boydan boya bu uzunluğu kadar değil, bunun bu altta kalan dik kenarı ne kadarsa bu dik kenarının uzunluğu kadar da bunun buraya görüntüsünü uzunluk olarak aktarmış oluyoruz diyoruz. Sonrasında bunları kapalı halde düzlemlerdeki görüntüsünü burada gördükten sonra bunu iki boyutlu düzleme indirgenmiş halinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada görüyoruz. Nedir? Düşey düzlemdeki görüntüsü burada yer alırken profil düzlemdeki görüntüsü hemen nedir? Sağ tarafta yer almakta. Yatay düzlemdeki görüntüsü de nedir? Hop aşağı doğru katlanarak alt tarafta yer almaktadır. Hemen bunun da videosu varmış arkadaşlar. Bunun videosunu da oynatırsak eğer. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ışınlar örneğin buradan geldi. Ne yaptık? Kahverengi yüzeyi buraya çizdik. Işınlar bu taraftan geldi. Kırmızı ve hardal yüzeyini yaptık. Buraya çizdik. Işınlar yukarıdan geldi yine. Şu kahverengi yüzeyle şu hardal yüzeyde ne yaptık? Bu yatay düzleme çizdik. Sonrasında bakın gördüğünüz gibi iki boyuta indirgenmiş halini görüyoruz arkadaşlar. Yine hemen burada bir ara vereyim. Daha doğrusu ara diye soru cevap kısmına geçelim. Buraya kadar olan kısımla ilgili sorusu olan, hocam anlamadım, tekrar anlatır mısınız dediğiniz bir yer var mıdır arkadaşlar? Tamam. Ses çıkmadığına göre anladığınızı düşünerek o zaman ben dersime devam ediyorum arkadaşlar. Yine bir diğer hususumuz arkadaşlar nedir? Geometrik şekillerin dik yüz düşümleri konusunu bu sefer de şöyle anlatacağız. Böl anlat gibi yapacağız. Yani şimdi burada iz düşümü, dik iz düşümü konusundan genel olarak bahsetmiştik. Şimdi bunu daha parça parça böle böle anlatmayı tercih edeceğim arkadaşlar size. Öncelikle noktanın iz düşümü konusundan başlayacağız. Geliyorum şimdi. Örneğin nedir değerli arkadaşlarım? Burada bizim bir adet
A noktamız olsun. Bu A noktamızın hem düşey düzlemde, hem yatay düzlemde, hem de profil düzlemde nedir? Birer görüntüsü vardır. Yani bu üç düzleme de birer ayna koysak, bu noktanın üç yerde de görüntüsü olacağına hiçbirimizin şüphesi yok. Peki bunun o üç noktada, üç düzlemdeki görüntüsü nasıl olacak, nerede olacak diye bakacak olursak eğer, hop taşıdık koyduk buraya, hop taşıdık koyduk buraya, hop taşıdık koyduk buraya. Sonra kağıt düzlemi açıldığında yerini görmüş olduk. Şimdi burada daha bir şekli oynatacak olursak eğer arkadaşlarım, bakın nedir? A noktamız var. A noktamız geldi. Düşey düzlemdeki görüntüsü mavi, profil düzlemdeki görüntüsü mavi, yatay düzlemdeki görüntüsü mavi olacak şekilde. Sonrasında açtık. Yine burada şunu bilmenizi isterim ki arkadaşlar, görüntülerin yerleştirilmesinde taşıma metodu önemlidir. Şunu bilmeniz gerekir. Yani bu A noktasının yatay düzlemde, yani üstten görünüşteki görüntüsünün XY eksenine mesafesi ne kadar ise, buradaki uzaklık ne kadar ise, aynı şekilde bu A noktasının profil görünüşte de Z'ye eksenine olan mesafesi o kadardır arkadaşlar. Hemen şimdi oynatarak gösteriyorum. Hatta ileride daha zor şekiller çizerken şu yöntemleri kullanacağız. Örneğin önden görünüşü ve üstten görünüşü çizebilmiş olacaksınız. Profil görünüşü yeri tam net olmayacak. Taşımanız gerekecek. O zaman ne yapacağız? Bir noktayı taşırken zaten düşey düzlemden profil ve yatay düzleme taşırken dik çizgi çekerek taşıyabiliyoruz. Peki profil düzlemden yatay düzleme ya da yatay düzlemden profil düzleme çekerken nasıl çekiyoruz arkadaşlar? Orada da ne yapıyoruz? Geliyoruz önce taşımak istediğimiz noktaya, o noktamızı eksen çizgisine kadar dik getiriyoruz. Eksen çizgisine ulaştıktan sonra eksen çizgisinden 45 derecelik açıyla bir yardımcı çizgi çekerek XY eksenini kesene kadar bir çizgi uzatıyoruz. Ama ne? 45 derecelik açıyla. Ekseni kestiğimiz noktada, XY eksenini kestiğimiz noktada duruyoruz. Buradan yukarıya dik bir doğru çekiyoruz. Bu dik doğruyla düşey düzlemden gelen görünüşten çektiğimiz dikin kesiştiği nokta ne oluyor arkadaşlar? Bizim örneğin A noktamızın haliyle profil görünüşteki yerinin tespiti olmuş oluyor. Yine bununla ilgili daha farklı detaylar vereceğim arkadaşlar. Şimdi bir mola veriyoruz. 5 dakikalık bir mola. Lütfen herkes 30 geçe burada bulunsun.
Evet arkadaşlar, şimdi önce AutoCAD'lerimizi açalım. Ben de sizinle beraber geçen hafta hali hazırda çizgi kalınlıklarımı vesaire hazırladığım layer dosyamı açıyorum. Bakın layer dosyam geldi. Daha önceden hazırlamış olduğum eksen, görünmez çizgi, ince, kalın çizgi hepsi nedir? Mevcut arkadaşlar burada. Şimdi öncelikle şöyle yapalım biz de. Daha sonrasında bunun daha detayları olacak ama normalde bu teknik resim kağıdına çizimimizi yerleştirirken arkadaşlar ne yapıyoruz? Teknik resim kağıdımızı öncelikle ne yapıyoruz? Aslında eşit bir şekilde dörde bölüyoruz. Geliyorum. Böldüm. Şimdi bunu bugün bu şekilde dörde bölüyorum ama ilerleyen çizimlerde sizler de artık daha ustalaştıkça bu işte dörde bölmeyeceğiz arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Örneğin işte şeklimizin enine, boyuna, genişliğine, yüksekliğine göre belki önden görünüşe yani düşey görünüşe daha geniş ve yüksek bir alan ayırmamız gerekecek. Haliyle belki profil görünüşüne daha dar ya da daha dar bir yer gerekecek ya da ne bileyim üstten görünüşü yani yatay görünüşü için daha geniş bir alan gerekecek. Ona göre gerekli ölçüleri hesaplayarak biz görünüşlerimizi yani bu alanlarımızı ona göre böleceğiz. Ama şimdilik bu ders özelinde baktığımız zaman henüz kavramları oturtma anlamında baktığımız zaman bir bilginiz olması açısından baktığımız zaman şimdilik sizler de önce 210 genişlik 297 olan bir A4 kağıdı çizim alanı çizin arkadaşlar kendinize. Sonrasında da onu ne yapın? Bu şekilde benim böldüğüm gibi 4 eşit parçaya bölün. Sonra bakın ben isimlerini de hatta yazayım. Sizde de daha net otursun. Geliyorum örneğin. Bu nedir arkadaşlar? Düşey, düzlem. Geliyorum. 210'a kaçtı? 210'a 297. A4 kağıt ölçüleri arkadaşlar. Bu nedir? Profil. Düzlem. Şurası nedir arkadaşlar? Bu da yatay düzlem. Siz yazmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ben sadece size tanımlamak için bilginiz olsun diye göstermek amaçlı, anlatmak amaçlı yazıyorum. Nedir? Düşey düzlemimiz. Yani aslında cisme karşıdan baktığımızda gördüğümüz görüntüsünü yansıtacağımız düzlemimiz. Profil düzlem dediğimiz düzlemimiz. İşte soldan baktığımızdaki görüntüsünü yerleştireceğimiz düzlemimiz. Yatay düzlemimiz de nedir arkadaşlar? Üstten baktığımızdaki gördüğümüz gölge görüntüsünü yerleştireceğimiz düzlemimizdir diyoruz. Yine bununla beraber size çizim yaparken arkadaşlar şunu hatırlatmak isterim. Nedir? Diyelim ki burada sizin bir çizim alanınız olsun, burada bir çizim alanınız olsun, burada bir çizim alanınız olsun. Bu çizim alanınız da arkadaşlar şunu başlangıç seviyesinde tavsiye ederim. Sonrasında yine bu zamanla bunu silebilirsiniz. Yani her zaman yapmak zorunda değilsiniz. Örneğin nedir? Düşey düzlemin çizim alanınız yukarıdan
5 milimetre aşağıda, soldan 5 milimetre, sağdan 5 milimetre, yukarıdan 5 milimetre yukarıda olsun. Yani şöyle olsun. Hemen geliyorum. Offset dedim. Enter dedim. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Sonrasında ne yapayım? Fazlalıklarını trimleyeyim arkadaşlar. Trim dedim. Şunları sildim. Sildim. Yine devam ediyorum trimlemeye. Sildim. Sildim. Onun haricinde ne kaldı? Bir de şuradaki ne koymayı unutmuşum. Offset. Ne yapıyoruz? Şunu 5 şuraya öteliyoruz. Yine ne yapacağım? Onu da trimleyeceğim. Bir de ne var? Hemen şunu da offset. Beş, enter. Bunun da fazlalarını trimleyeyim. Şimdi arkadaşlar aslında bakarsanız eğer şurada işte yukarıdan, soldan, sağdan 5'er milimetrelik boşluk olan buradaki düşey düzlem için sizin çizim alanınız. Yine yukarıdan, sağdan, soldan 5'er milimetrelik boşluklar olan şu dikdörtgen çerçeve sizin profil düzlem için çizim alanınız. Şurada da nedir yine? Orta eksenden yine 5 milimetre aşağıda, aşağıdan 5 milimetre yukarıda, sağdan ve soldan 5'er milimetre içeride olan bu çerçevede yine nedir? Sizin yatay düzlem için çizim alanınızdır arkadaşlar. Hemen bunun da yine çerçevesini şöyle tamamlayalım. Şimdi lütfen sizler de bu oluşturduğum çerçevelerden oluşturun arkadaşlar. Yine burada arkadaşlar üstüne basarak söylüyorum. Aslında bizim 3 görünüş çizdiğimizde bu 3 görünüş kağıdımızı ana hatlarıyla ne yapmalı? Ortalamalı. Temel istediğimiz özelliklerden bir tanesi nedir? Budur. İkincisi yatay düzlemin çizilecek olan cismin şuradaki çekilen yatay eksene, yani tabiri caizse ne eksenimiz oluyor bu? XY eksenimize. XY eksenimize olan mesafesiyle, yani şu mesafe ile buradan cismin buraya olan mesafesiyle haliyle profil düzlemde de buraya olan mesafe, yani yukarıdan aşağıya dikey olan eksene olan mesafesi yatayda aynı olmalıdır. Bunu nerede göstermiştik arkadaşlar? Hemen çıkıyorum. Şurada göstermiştik sanırım. Tekrar oynatayım, görelim.
Bakın şimdi arkadaşlar burada zaten videoda da gösterdiği gibi şunu ifade etmek istiyorum. Anlatmak istediğim nedir? Şudur. Yani üstten görünüşteki bir noktanın yatay ekseni olan mesafesi ne kadarsa aynı noktanın profil görüntüde de ne olması gerekir? Dikey ekseni uzaklığı eşit olması gerekir arkadaşlar. Onun haricinde dönüyorum. Tekrar. Haliyle nedir? Şimdi ben zaten kağıdımı 3 eşit parçaya böldüm. Şu anda düşey düzlem orta eksenden 5 milimetre içeride. Profil düzlem orta eksenden 5 milimetre içeride. Düşey eksen yatay eksenden 5 milimetre yukarıda. Yatay düzlem de nedir? Bu yatay eksenden 5 milimetre aşağıda. Haliyle sizin zaten şimdi buradan buraya diyelim ki 10 milimetrelik bir mesafe inerseniz eğer bunu buradan geldiniz taşıdınız hop burada da aynı 10 milimetrelik görün şuradan 10 milimetre içeri kaymış olacaksınız. Bunu biraz sonra direkt çizim yaparak görmüş olacağız arkadaşlar. Ben hatta kağıdın şu kısmını siliyorum arkadaşlar. Şunu. Çünkü burada bir çizim alanımız yok bizim. Şunu geliyorum. Şöyle tamamlıyorum. Geliyorum. Bunu da şöyle birleştiriyorum. Bir de şunu sildim. Şimdi siz arkadaşlar 2 dakika süre bu çizim alanlarınızı lütfen sizler de oluşturunuz. Takıldığınız bir yer olursa hemen sorun bana. Unuttuğunuz ya da benim anlattığım noktada kaçırdığınız bir yer olursa. Yazıları yazmasanız da olur demiştiniz değil mi? Evet evet doğrudur. Yazı yazmanız şart değil. Ben onu sadece siz bilin diye yazdım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hem de ben söyleyeyim yavaş yavaş başlayalım. Tekrar tekrar söylerim geride kalan arkadaşlarım da olursa eğer. Burada görmüş olduğunuz 3 boyutlu cisim için ölçüleri veriyorum sizlere. Şu en tabanındaki yani L görünüşünün L yüzeyinin, L düzleminin en alttaki uzun kenar uzunluğu arkadaşlar 50 milimetre. Bu L'nin uzun bacağı, şu uzun bacağı 35 milimetre. Şuradaki kısa bacağı 25 milimetre arkadaşlar. Şu kısa bacak 25 milimetre. Onun haricinde yine bu L düzleminin şu yukarıdaki şu ölçüsü 30 milimetre. Sizden istediğim bu cismin şu turkuaz kısmından bakıyormuşçasına burası ön yüzüymüş gibi düşey düzleme görüntüsünü buradan bakıyormuşsunuz gibi kare olan yüzeyinden bakıyormuşsunuz gibi profil düzlemi görüntüsünü yukarıdan bakıyormuşsunuz gibi de bu sarı kısma onu da yatay düzlem görüntüsünü şimdi çizmenizi istiyorum arkadaşlar. Bunun için size verdiğim süre 5 dakika.
Ölçüler önemsiz mi hocam? Tekrar vereyim ölçüleri. Tekrar veriyorum. Şu L düzleminin en uzun ölçüsü arkadaşlar 50 milimetre. Bu L'nin uzun kolu, şu kolu, aynı zamanda da şu kare yüzeyin bir kenarının ölçüsü 35 milimetre. Şurası. Geliyorum yine. Bu L'nin alt uzunluğu, alt genişliği ya da 25 milimetre. Şurası, şu yükseklik. Onunla beraber şu uzunluk 30 milimetre. Zaten verdiğim bu ölçülerle şu anda çizebilirsiniz. Eksik ölçü yok. Kalanları da siz hesaplayacaksınız arkadaşlar verilen ölçülerden. 1, 2, 3, 4 ölçü verdim. Herkes almıştır. Alamayan varsa tekrar sorabilir, söyleyebilirim. 5 dakikanın sonunda zaten ben çizimi gerçekleştireceğim arkadaşlar. Ama siz bir çizmeyi deneyin. Sonrasında zaten ben çizince kontrol edersiniz ya da takıldığınız yer olursa oradan görüp yapabilirsiniz tekrar. Ben bu şey çalışma alanımıza yazdığımız yazıları yazmamıştım da hangisi hangisiydi karıştırdım. Yani yazamadım daha doğrusu. Tamam, yazmanızı istemiyorum ama isterseniz de yazabilirsiniz kolaylık olsun diye. Bu düşey düzlem sol üstteki. Sağ üstteki profil düzlem, aşağıda olan da sol altta olan da yatay düzlem. Tamamdır, teşekkür ederim. Eğer hatırlayayım aklımda kalsın diyorsan yazabilirsin. Yazmak için de arkadaşlar ama text komutunu anlatmadım ben. Daha sonra anlatacağım ihtiyaç olduğunda. Ama şöyle yapıyoruz onda zaten. Bu A işareti var line komutunun olduğu draw araç çubuğunda. Bu A işaretine tıklıyorsunuz önce. Sonrasında geliyorsunuz. Çizim alanınızda işte çizmek istediğiniz yeri şöyle bir kutucuk için alıyorsunuz. Sonra mouse'unuza bir kere daha tıkladığınızda zaten size yazım alanı açılıyor. Bu yazım alanı içine ne yazmak istiyorsanız yazıyorsunuz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin tabii. Bu az önce gösterdiğiniz hani 35 milimetre vardı ya arasındaki her yere eşit olan uzaklık. Evet. Şu. Evet. Ona dikkat edecek miyiz şu an? Nasıl dikkat edecek miyiz? Yani şöyle bir önceki videoda izlettiniz ya noktanın iki düşey düzlemle profil düzlemdeki x eksenine ve y eksenine aynı uzaklıkta diye. Hı hı hı. Ha, burada onu nasıl dikkat edeceğiz onu merak ediyorum. Şimdi birazdan çizeceğim. Soru işaretlerini giderecektir diye düşünüyorum açıkçası. Tamam hocam. Tamam. Tamam. Sen şu an anladığın kadarıyla bir çizmeye çalış. Zaten ben çizince kafana takılan yeri göreceksindir diye düşünüyorum. Eğer yine takıldığın bir yer olursa tekrar sorarsın, tekrar anlatırım. Tamam hocam. Şu an çizdim. Sadece o dediğim hani noktaların x ve y eksenlerinin olan. Orada da şöyle, hemen şöyle örnek vereyim. Diyelim ki şu ya şu şekil üstünde görünen bir noktası var ya. Bu bir noktası gibi düşün. Bu bir noktası ya da şöyle anlatayım. Dur şimdi çizeceğim zaten. Bir dakika kaldı. Arkadaşlarını bekliyorum. Tamam hocam. Çizerken daha net olur. Böyle teorik farazi anlatınca havada kalıyor. Arkadaşlar fillet komutu içinde polyline vardı. Bunu soran bu grupta mıydı? Birinci öğretim grubunda mıydı? Ben sormuştum hocam. Tamam okey. Onu da önce şu görünüşleri çizeyim. Sonrasında onu da anlatacağım. Tamam. Şimdi
Şimdi arkadaşlar başlıyorum ben çizmeye. Hemen geliyorum. Line'a tıklıyorum. Şimdi normalde benim çizecek olduğum görünüşleri öyle yerleştirmem lazım ki buraya. Yani kağıdı ana hatlarıyla ortalamış olsun istiyorum. Onun için şöyle bir göz kararı. Şuralarda başlıyorum ben çizimimi yapmaya. Geliyorum. Tıklıyorum. En taban uzunluğu ne kadardı? 50 milimetreydi. Hemen sağa doğru 50 milimetre çizdim. Sonra yukarı doğru yüksekliğim ne kadardı? Uçta 25 milimetreydi arkadaşlar. Hemen şekli de açıp göstereyim. 50 milimetre geldim. 25 milimetre çıktım. Şimdi 30 milimetre geleceğim. Sonrasında şu uzunluğu 35 vermiştim. Burayı da 25 vermiştim. Haliyle buraya ne kalacak? 10 milimetre kalacak arkadaşlar. Geliyorum. 30 milimetre geldim. 10 milimetre çıktım. En alt uzunluğum zaten 50 milimetreydi. 30'unu burada harcadım. Geriye ne kaldı? 20 milimetre. Enter dedim. Sonrasında istersem direkt aşağı dik inerim, birleştiririm. İstersem direkt 35 desem yine birleşir. İstersem de C derim. Zaten başka hiç line'dan çıkmadığım için başlangıç noktamı circle'ı kapatırım. Bu şimdi nedir arkadaşlar? Benim önden görünüşümdür. Tam ortalayabildi mi kendine ayrılan yeri? Tam ortalayamadı gibi. Şöyle move derim. Seçerim bunu. Enter derim. Sonra çok azıcık bir şekilde şöyle kaydırırım. Biraz da yukarı kaydırırım. Şöyle yapayım hatta. Ortayı kapatayım ki açılı hareketler de edebileyim. Şu anda şeklim kendine ayrılan alanı göz kararı olarak aşağı yukarı ne yapmış durumda arkadaşlar? Ortalamış durumda. Biraz daha aşağıya da kaydırabilirim istersen. Sonrasında geliyorum. Ne yapıyorum? Üstten görünüşünü çizeceğim. Üstten görünüşe baktığım zaman ne görürüm arkadaşlar burada? İki tane dikdörtgen yüzey görürüm. Doğru mudur? Bir tanesi şu sarı boyalı olan yüzey. Bir tanesi de nedir? Şu beyaz olan yüzey. Geliyorum. Öncelikle onun sınırlarını belirlemek için hemen ince taşıma çizgisine geçiyorum. İnce çizgiye geçiyorum. Line'a tıklıyorum. Şuraya tıkladım. Geldim. Hemen dik inme için inmiş olayım şöyle. Şöyle çizdim buraya. Sonrasında diğer uç sınırında belirlemek için hemen şu uç sınırından indim. Şu hizaya geldim. Tamamdır. Şimdi tekrar ana çizgileri çizeceğim kalın çizgi profiline geçiyorum. Kalın çizgi tipine geçtim. Nedir arkadaşlarım? Geldim. Burada bir büyük önce dikdörtgen çizerim. Genişliğim ne kadardı? Genişlik vermiş miydim bu şekil için? Vermiştim. Ne demiştim? Bu karenin ölçüsü 35 ise haliyle bunun derinliği de ne kadardır arkadaşlar? 35 milimetredir. Geliyorum. Şimdi 35 milimetre derinlik. Sonrasında genişliğim ne kadar? 50 milimetre. Sonrasında geldim buraya, birleştirdim. Neydi arkadaşlar? İki tane dikdörtgenim vardı. İki dikdörtgeni ayıran sınırım da neydi? Şurasıydı. Eğer şekli hatırlarsak eğer, yani şurası. Hemen şekle de dönüyorum. Yani şurası. Doğru mudur? Şu çizgi. O zaman hemen istersem taşıma çizgisiyle, istersem burada kolay olduğu için offsetle mesafe kadar bunu yapıyorum. Nedir? Şu mesafenin ben 30 milimetre olduğunu biliyorum. Şu uzunluğun. Geliyorum. Offset diyorum. Enter diyorum. Şurayı şu tarafa doğru ne yapıyorum? 30 öteliyorum. Tamamdır. Şimdi istersem bu taşıma çizgisi olan iki çizgiyi silebilirim de, istersem saklayabilirim de. Bunların farkını da zaten arkadaşlar LVT'yi açınca ne yaparız? Görebiliriz. Çünkü bakın ana çizgilerimiz kalın, taşıma çizgimiz ince. Çerçeve çizgilerini de yine arkadaşlar ne yapabilirsiniz?
ince çizgiye döndürebilirsiniz. Hemen onları da döndüreyim ben de. Şöyle. İnce olsun onlar da. Evet. Şu anda önden görünüş, yani düşey düzlemdeki görünüş ve nedir? Yatay düzlemdeki görünüş tamamlanmış oldu mu? Oldu arkadaşlar. Sonra ne kaldı? Profil düzlemdeki görünüşüm kaldı. Şimdi profil düzlemdeki görünüşü çizmek için de ne yapacağım arkadaşlar? Yerini belirlemek için. Önce geliyorum. İnce çizgiye geçiyorum yine taşıma çizgileri için. Geldim. Şimdi şu hizadan şu noktayı taşımak için bir hizasını belirlemek için şöyle bir taşıyorum. Sonrasında onun ucundan devam edecek şekilde şöyle bir çizgi uzatıyorum. Uzunluğunu rastgele bir uzunluk olarak giriyorum arkadaşlar. Sonra geliyorum. Bu köşenin karşılığı olan buradaki köşeye geliyorum arkadaşlar. Hemen şeklime tekrar dönüyorum. Buradaki bu köşenin karşılığı geliyorum buradan. Şöyle şuradan hizamı alıyorum zaten aynı hizada. Önce ne yapıyorum? Eksene kadar dik geliyorum. Sonrasında ne yapıyorum? Buradan arkadaşlar ...45 derecelik açıyla herhangi bir uzunlukta gidiyorum. Mesela nedir? 115 iyi olabilir. 115 diyorum. Sonra taba basıyorum. Şöyle diyelim ya da 115 taba bastım. Açıyı da ne yaptım? 45 girdim. Ne yaptık arkadaşlar? Şimdi oradaki noktayı bulmak için hemen geliyorum. Şuradaki kestiği noktadan dik bir şekilde yükseleceğim yukarıya doğru. Yükseldim. Şimdi bunu da geldim. Buraya birleştirdim. Benim gösteriyorum tekrar şeklime. Şu an şu çizecek olduğum karenin arkadaşlar ne olmuş oldu? Şu sağ köşesi, sağ üst köşesi şu anki kesiştiğim nokta olmuş oldu arkadaşlar. Dönüyorum. Haliyle burası tekrar şeklime dönüyorum. Şimdi bu taşıma çizgimi istersem silerim, istersem saklarım. Geliyorum. Kalın çizgiye geçiyorum. Kalın diyorum. Şu noktayı yakalıyorum. Kesişim noktasını. Buradan sola doğru 35. Aşağı doğru yine nedir arkadaşlar? 35. Sağa doğru ne yapıyorum? Yine 35. Hop. Buraya 35 yaptım. Sonrasında nedir arkadaşlar? İstersem yine taşıma çizgilerini silerim, istersem saklarım. Sonuçta hangileri ana çizgi, hangileri yardımcı çizgi biliyorum. Sonra burada yine bir kritik noktamız var arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman burada bir merdiven basamağı gibi düşme var, değil mi? Ama biz şeklimize buradan baktığımız zaman bu merdiven basamağını görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. O zaman ne yapacağız? Hep anlatırken ne diyordum? Bizim bir de görünmezleri gösterdiğimiz görünmez çizgimiz, çizgi profilimiz var diyordum. O zaman önce geliyorum ince çizgiye. O kanalın hizasını ya da o merdivenin alt hizasını yine geliyorum burada. Taşıma çizgisiyle beraber geliyorum burada. İşaretliyorum. Sonra geçiyorum görünmez çizgi profiline. Görünmez. Sonra line'a tıklıyorum. Burayı yakalıyorum. Buraya birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar onu da ne yapıyoruz? Görünmez çizgiyle çiziyoruz. Hemen giriyorum.
LT scale diyorum. Bunu da 0.25 yapıyorum arkadaşlar. Şimdi daha net oldu. Gördüğünüz gibi bu da ne oldu? Görünmez olarak gösterdik. Neden burayı görünmez olarak gösterdik? Üstüne bir kere daha basarak söylüyorum. Biz bu taraftan, yani karenin olduğu taraftan baktığımızda burada bir basamak olduğunu, bir boşluk olduğunu görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Ama burada bir ne var? Boşluk var. O boşluğu göstermek için de arkadaşlar ne yapıyoruz? Görünmez çizgiyle diyoruz ki bizim baktığımız tarafta yok ama bunun bu hizada arkasında böyle bir boşluk var ve bu boşluğun alt sınırı da bu görünmez çizginin olduğu sınırdır diyoruz. Şimdi arkadaşlar evet. Aynısı düşey düzlemde de olması gerekmiyor. Düşey düzleme hemen dönüyorum. Gerek aşağıdan bakmıyor mu? Düşey düzlemde olması gerekmiyor. Neden? Bakıyorum. Baktığım zaman direkt buradaki L kısmı görüyorum zaten. Hiç görünmez bir şeyim yok ki. Direkt tamam. Direkt L. Ama düşey düzlemde aşağıdan bakmıyor mu? Direkt yukarıdan mı bakmış? Düşey düzlem. Aşağıdan bakınca sonuçta şey ya. Düşey düzlem dediğimiz şu turkuaz olan düzleme dimdirek karşıdan bakmak. Ha. Senin dediğin eğer yatay düzlemse ha, yatay düzlemde dimdirek yukarıdan bakıyoruz. Ha, tamam. Yani bütün baktığımız yerlere dimdirek karşısından ve sonsuz bir noktadan bakıyormuşuz gibi. Yani paralel ve dik ışınlar gönderiyoruz. Tamam. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Yatay düzlemle profil düzlem arasındaki çizgiyi farklı yerlerde bitirdik sanki. Nasıl yani? Orada 45 derecelik çizgi olan sanki farklı yerlerde bitti gibi düşündüm de. Şöyle söyleyeyim ben sana hemen. Yani hatalı çekmiş olabilirim. Bir ölçelim. Örneğin geliyorum şimdi. Şu noktayla bakıyorum. Şu nokta arası mesafe ne kadarmış? 60.27. Aynı noktayı nereye taşıdık biz? Buraya taşıdık. Hemen geliyorum. Dimension, lineer. Bu noktayla burası arası mesafe ne kadar? 70, pardon. Şurada da tam ortadan alacaktık. Özür dilerim. Şuradan. Şimdi dimension, lineer. Şuradan aldım. Şuraya kadar geldim. Nedir? 65.27. Geldim. Dimension, lineer. Şuradan aldım. Şuraya geldim. 70.27. 5 milimetre öteye kaymış oldu. Ama nerede hatalı taşıdı? Altta çerçeveden aldınız hocam. Sağ aşağıda hemen. Sağ tarafta. Çerçeveden aldığınız için sanırım. Buna ha, okey. Tamam. Şöyle olacaktı arkadaşlar. Özür dilerim. Haklısınız. Ben zoom'dan çıkarak çektiğim için şöyle olacaktı. Hemen alıyorum, siliyorum. Yapması kolay nasılsa. Yine havada kalmasın. Anlatarak, uygulayarak gösterelim. Normalde bunu bu şurada bitecekti. Şurada. Bunu da çerçeveden, daha doğrusu bunu doğru yerden almışız da bunu doğru yerde bitirmemişiz. Hemen geliyorum. İnce taşıma çizgisiyle beraber geldim. Şuradan aldım. Küçülelim şimdi. Ortadan çıkıyorum. Yine 100 olsun, hiç önemli değil. Ya da 125 olsun. 125. Açıya geçtim. 45 dedim. Enter dedim. Burada şöyle bir hata yaptım. İç çerçeveden aldım bunu. İç çerçeveden almayacaktım. Şuradan alacaktım arkadaşlar yüksekliğime. Geliyorum. Haliyle tekrar taşıma çizgimi şuradan alırsam eğer. Küçülttüm. Tekrar ortamı açtım. Burası olacaktı. Haliyle 5 milimetre içeriye kaymış olacaktı. Ya da şu olabilirdi. Yani burada şunu yapabiliriz. Eğer iç çerçeveden alacaksak iç çerçeveden hiza almalısınız. Direkt ana eksenden hiza alacaksanız da
ana eksende bitirmelisiniz. Ben şöyle bir hata yapmış oldum arkadaşlar. Bunu eksenden çıkarken bunu iç çerçeveden alınca 5 milimetre kaymaya sebebiyet vermiş oldum. Sonrasında hatta döneyim şeklime. Çıkıyorum şimdi tekrar. Sonra geldim. Move dedim. Seçiyorum objelerimi. Enter dedim. Şu noktayı şuraya taşıdım. Artık tamamdır. Şu hatalı taşıma çizgisi olmuş oldu. Şimdi sanırım halletmiş olduk. Senin de sorunu çözmüş olduk. Yine o zaman araya çıkmadan önce hemen geçen haftaki soruyu da cevaplayayım arkadaşlar. Geçen hafta bu fillet'teki polyline kısmını yapamamıştık. Şimdi şöyle örnek vereyim arkadaşlar. Bir çokgen çizeceğiz diyelim. Şöyle line komutuna girdim. Çizdim. Bitti. Bunu aynı zamanda size çok da lazım olmaz diye anlatmadığım bir de nedir? Bizim polyline komutumuz var. Bir de polyline ile çizeyim. Geldim, yükseldim, çıktım, geldim, indim, sola geldim, yukarı çıktım. Tekrar geldim. Tekrar indim. Şimdi burada bu ikisinin arasındaki temel fark nedir derseniz, burada AutoCAD programı line ile tek tek çizmiş olduğum için her bir çizgiyi bağımsız, bakın birey olarak alır. Yani her birini ayrı ayrı seçmem gerekir. Ama polyline ile çizmiş olursam eğer, bir tanesini seçmiş olmam, bütün cismi seçmiş olmam anlamına gelir. Yani bütün olarak seçer. Burada her bir çizgi bir bireydir. Burada her bir çizgi bir birey değildir. Haliyle siz fillet dediniz. Sonrasında örneğin polyline dediniz, enter dediniz. Bakınız, normal line ile çizilmişi ne yapamazsınız? Seçemezsiniz. Ancak şeyi seçebilirsiniz. Polyline ile çizilmiş olanı seçebilirsiniz. Polyline ile çizilmişi seçerseniz, radius olarak da ne ayarlamışsanız eğer, bütün kenarlarını, daha doğrusu bütün köşelerini sizin girmiş olduğunuz yuvarlatma kadar yuvarlatır arkadaşlar. Yani filetin altındaki polyline'ın olayı da budur. Soran arkadaşımın da sorusunu cevaplamış olduk. Ben de öğrenmiş oldum onun vesilesiyle. Evet, şimdi arkadaşlar sizden ricam, hepiniz şu benim çizmiş olduğum üç görünüşten bir kontrol edin. Eksiğiniz var mı diye. Eğer eksiğiniz varsa tamamlayın. Hangisinin nereden geldiğini anlamadıysanız sorun. Şimdi bir iki dakika ara vereyim. Ben de bir soluklanayım. İki dakika sonra dersimize devam edelim.
Evet arkadaşlar, şimdi buraya kadar herkes tamam mı, anladı mı? Herkes nasıl yaptığımızı anlamayan, hocam ben bunu kaçırdım, anlatır mısınız diyen var mı? O zaman hemen arkadaşlar, öncelikle şunu rica ediyorum sizden. Şu bir noktasının üç görünüşteki yerini tespit edin, çizmiş olduğunuz çizimde. Yine şu iki noktasının yerini tespit edin lütfen ve üç noktasının yerini tespit edin. Bir noktası, iki noktası ve üç noktası. Bunları kendi çizmiş olduğunuz üç görünüş üstünde yerlerini bulmanızı istiyorum. Bunun için size tanıdığım süre bir dakika arkadaşlar. Hocam ben bir şey anlamadım şimdi. Sor. Düşey düzlemde başlattığımız yer var ya. Başlattığımız sol köşedeki, yani en üstteki. En üst. Ha, şurası. Evet. Oradan ince çizgi çektiniz bu x eksenine. Sonra hani mesela orası diyelim 50 milimetre çektiniz. Sağa da mı 50 milimetre gitti? Nasıl anlamadım? Bir daha söyle. Şimdi sol başlangıç köşesinden, evet, profile de çizmek için, evet, sağa doğru ince çizgiyle, sağa doğru değil aşağı doğru, ha profil için, evet sağa doğru, evet. Evet. Çektiğiniz ince çizgi diyelim x eksenine kadar 50 milimetre. Sağdaki de mi 50 milimetre, yoksa sağdaki düşey düzlemin aşağı kısmında kalan yeriyle mi aynı uzunlukta bir şeye gidiyor? Bir dakika, şöyle yapalım mı? Bir bana ekranını paylaş. Ben ekranını kapattım. Sana da ekran paylaşımını açayım. Sen kendi çiziminin üstünde bir göster. Ben şöyle sizden sonra geri sildim. Ben yanlış yaptım deyip sildim. Şimdi tekrar ona bakarak zaten çizecektim o yüzden. Ama isterseniz yine göstereyim yani. O anlatayım bunu. Bir aç aç göster. Çünkü böyle havada anlatınca tam sorduğun yerlerin şeyini ben anlamıyorum. Koordinatını. Tamam. Evet. Şu an sendeyim. Şimdi line getirip buradan hani çektik ya bu x eksenine kadar. Evet. 84 diyor şu an milimetresine. Evet. Buradan bu tarafa da 84 mi diyor yoksa? Orada yoksa... rastgele bir uzunlukta bıraktım ki sonrasında 45 dereceyle gelip de kesen nereyi keserse orası benim noktam olacak diye. Aynı şekilde o zaman buradan başlayıp buraya gelen de öyle. Evet, evet. Orada önemli olan senin şeklinin genişliğine göre burayı ortalıyor olman. Şimdi örneğin diyelim ki şeklimizin bizim genişliği ne kadar? Üstten görünüş için 35 milimetre ya. Evet, 35. Şimdi örneğin yatay görünüş kısmına sen onu yerleştirdiğinde 35 milimetrelik genişlik kendine kalan alanda aşağı yukarı ortalaması için ne kadar yere gelmesi gerekiyorsa oraya koyacaksın onu. Hiç önemli değil. Tek şu an önemli olan şuradan işte bu 45'lik çekip şuradakini birleştirmemiz. Evet, burada eşit olmasını beklediğimiz yer neresi dersen eğer, yatay görünüşte yatay görünüşün x'ye eksenli olan mesafesiyle, yani şu yatay olan eksene, evet yatay olan eksene mesafesiyle, evet o eksene mesafesiyle, hı hı, senin profil görünüşünün de diğer YZ eksenine olan uzaklığı aynı olmak zorunda. Zaten sen onu 45 derecelik açıyla taşıdığın için aynı gelecektir. Tamam, şimdi anladım onu. Hatta şimdi görüntüyü ver bana, benimkinde şekiller var ya, tam olarak göstereyim sana. Tamam hocam. Şimdi geldiğimiz zaman, yani bahsettiğim şey şu. Senin cisminin dimension linear şu kenarının şu orta ekseni olan mesafesiyle
Dönüyorum. Senin yine şu şeklinin, bu kenarının buraya olan mesafesinin aynı olmasını istiyoruz sadece. O kadar. Bak o da 30.27 idi. Bu da 30.27. Bu da zaten sen buradan 45 derecelik açıyla taşıdığın zaman ikizkenar üçgen oluşuyor ya, haliyle senin buradaki mesafen ne kadarsa, şuradaki mesafen ne kadarsa buradaki mesafen de aynı olacaktır. Yani geometrik olarak onlar aynı gelir. Senin ekstradan onu hani ölçüp biçmen çok gerekmez. Anlatabildim mi? Kendisi otomatik olarak öyle yerleşir zaten kağıda. Tamam hocam. Şimdi onu anladım. Çizerim ben şimdi onu. Yani şu mesafe ile, dediğim gibi tekrar, şu mesafe ile şu mesafe eşit gelecektir ki bu da dediğim gibi bu 45 derecelik açıyla taşıma yaptığında direkt eşit gelir. Ha nedir? Sen bunları eşit koymazsan da çizimini yapabilir misin? Yaparsın. Sıkıntı olmaz. Bu sadece ne için bize lazım? Bazı mesela bu şekilde taşıyarak çizmene gerek yok. Hepsini tek tek şey yapabilirsin. Ölçüleri verildiği için yerine koyarak çizebilirsin. Ama bazı şekiller olacak ki ileride bazı bölgelerin ölçüsünü bulamayacaksın. Örneğin buradan bu 45 derecelikle taşıyarak bulman gerekecek. O durumda lazım olacak. Normalde ana hatlarıyla bizim tek bilmemiz gereken nedir? Bunun şu üst sınırıyla, bunun üst sınırı aynı yerde olmalı. Bunun alt sınırıyla, bunun alt sınırı aynı yerde olmalı. Bunun sol sınırıyla, bunun sol sınırı, bunun sağ sınırıyla, bunun sağ sınırı aynı olmalı. Neden? Çünkü aslında aynı doğrulardır. Yani şurada gördüğümüz şu 50 milimetrelik doğru ile burada gördüğümüz 50 milimetrelik doğru aynı doğrudur. Haliyle ne olmuş olacak? Aynı hizada olmuş olması gerekecek. Ya da burada görmüş olduğumuz şu 35 milimetrelik şu ayrıtla şu 35 milimetrelik ayrıt nedir? Birbirisinin aynısıdır aslında. Haliyle ne olmuş olması gerekecek? Bunun bu hizasıyla, bunun bu alt hizası, bunun üst hizasıyla, bunun üst hizası birbiriyle aynı olması gerekir. Diğer yani temelinde bizim aynı olmasını istediğimiz sınırlar bunlardır. Onun haricindeki şu mesafeyle şu mesafenin aynı olması ise bizim taşıma yöntemiyle yatay düzlemden profil düzleme, profil düzlemden yatay düzleme eğer bir doğru taşımamız gerekiyorsa ya da bir nokta taşımamız gerekiyorsa onu doğru noktasını bulmak için gereklidir. Şimdi herkes 1, 2 ve 3 noktalarının yerini tespit etti mi arkadaşlar? Edemeyen var mı? Şimdi baktığımız zaman bir noktasının yeri arkadaşlar, bakın düşey düzlemde burada gördüğümüz gibi sol üst köşe. Profil düzlemde nedir? Yine profil düzlemin şu alt köşesi. Bakınız şu alt köşe. Aynı zamanda yatay düzlemin şu alt köşesi. Profil düzlemde ise yani soldan görünüşte ise nedir? Bu sağ üst köşedir. Yani bir noktası aslında üç görünüşte de nedir? Görünen bir noktadır. İki noktası için ise arkadaşlar yine baktığımız zaman düşey düzlemde yani önden görünüşte nedir? Şu sol alt köşedir. Profil düzlemde yine baktığımız zaman nedir arkadaşlar? Bu sağ alt köşedir. Ama yatay düzlemde baktığımız zaman nedir arkadaşlar? Direkt görmeyiz. Biz onun hizasında, ikinin hizasında aslında biz kimi görüyoruz? Bir noktasını görüyoruz. Haliyle burada iki noktası nedir? Şunun altındadır. Yani derinlemesine giden yerdedir. Hizası nedir? Burasıdır. Ama biz direkt üstten görünüşte o iki noktasını ne yapamayız? Göremeyiz. Yani biz onun hizasında kalan, onunla aynı doğrultuda olan kimi görürüz? Bir noktasını görüyor oluruz burada. Üç noktasına gelecek olursak eğer arkadaşlar, önden görünüşe baktığımız zaman yine bakın şu noktanın arkasında kalmıştır, derinliktedir. Yani şununla aynı hizadadır. Bu doğrultu üzerinde arkada kalan noktadır. Haliyle biz direkt üç noktasını önden görünüşe ne yapamayız? Göremeyiz. Soldan görünüşe baktığımız zaman yine direkt baktığımızda üç noktasını göremeyiz. Üç noktasının önünde olan
aslında şu noktayı görürüz. Üstten görünüş, yani yatay düzlemdeki görünüşünde de yine arkadaşlar nedir? Üç noktası direkt bizim karşımızda çizdiğimiz, ana çizgilerle çizdiğimiz bir nokta değildir. Yine esasında şu noktanın altında kalan noktadır. Bu doğrultuda olduğunu biliriz ama direkt göremeyiz diyorum arkadaşlar. Herkes anladı mı bunu? Anlamayan var mı? Sorusu olan var mı değerli arkadaşlarım? Hocam. Evet. Üç noktası altta olsa bile biz şimdi onu yani işaretleyeceğiz mi? Ya derinlikte olsa bile üstünü mü işaretleyeceğiz? C tablosunda işaretlemiş ya. Yani hizası bu hizada olduğu için hizasını işaretleyebilirsiniz. Hani bu üç noktası nerededir diye sorduğum için bu hizadadır diye işaretleyebilirsiniz. Ama normalde biz üç noktasını bu üç görünüşün hiçbirinde direkt ne yapmıyoruz? Görmüyoruz. Aslında hep arkada kalıyor üç noktası. Tamam hocam, teşekkürler. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Başka sorusu olan yoksa devam ediyorum arkadaşlar. Bir diğeri arkadaşlarım nedir? Doğrunun izdüşümü. Biz şu anda neyi yapmıştık? Noktanın izdüşümünü yapmıştık. Şimdi ise doğrunun izdüşümünden bahsedecek olursak şöyle düşünelim. Elimizde bir AB doğrumuz var. Bizim bu AB doğrumuz nedir arkadaşlar? Yatay düzleme ve düşey düzleme paraleldir. Haliyle biz bu AB doğrusunun görüntüsünü ne yaparız? Düşey düzlemde yine kendisiyle aynı boyutta bir doğru olarak görürüz. Yatay düzlemde yine kendisiyle aynı boyutta bir doğru olarak görürüz. Ama profil düzlemde ne yaparız arkadaşlar buna soldan baktığımızda? Sadece bir nokta olarak görürüz. Daha iyi gözünüzde canlanması için hemen bunu oynatıyorum videosunu. Bakınız, bizim doğrumuz şu siyah olan AB doğrusu. Bu AB doğrusunun haliyle düşey düzlemdeki görüntüsü kendisiyle aynı boyda olan bu kırmızı olan doğru yine yatay düzlemdeki yani üstten görünüşteki görüntüsü nedir? Mavi olarak gösterilen şu doğru ama profil düzlemde arkadaşlar nedir? Sadece bir nokta olarak görürüz biz onu soldan baktığımızda. Oynatmaya devam ediyorum şimdi. Bakın 45 dereceyle de taşıdığımız için arkadaşlar az önce dediğim gibi bunun bu yatay eksenle mesafesi ne kadar ise haliyle bu görünüşteki aynı yerin de mesafesi aynı olmak zorunda. Mesela bu 35 milimetre gelmiş örnekte eksenle x ekseniyle mesafesi 35 milimetre iken bu doğrunun profildeki görüntüsü olan AB noktası da yine nedir? Z'ye ekseniyle 35 milimetre içeride yer almaktadır. Yine değerli arkadaşlarım bir başka örnek olarak ne vermiş? Bu sefer de örneğin bir AB doğrumuz var. Bu AB doğrusu yatay düzleme paralel, profil düzleme paralel, düşey düzleme ise dik gelmekte. Bunun görüntüsü de yine ne olacak arkadaşlarım? Yatay düzlemde kendisiyle aynı boyda, burada kırmızıyla gösterildiği gibi bir doğru olacak. Profil düzlemde yine kendisiyle aynı boyda olan, yeşille gösterilen bir doğru olacak. Düşey düzlem yani önden görünüşünün görüntüsü ise ne olacak? Bir sadece nokta olacak değerli arkadaşlarım. Aynısını bu sefer de şöyle bir örnek vermiş. Daha fazla uzatarak sizi de sıkmayacağım arkadaşlar. Onu da şöyle göstermiş. Gelmiş demiş ki yine bir AB doğrumuz olsun. Bu sefer düşey düzleme ve profil düzleme paralel olsun. Ama
yatay düzleme dik olsun. Orada da ne oluyor? Düşey düzlem ve profil düzlemde kendisiyle aynı boyda doğrular varken yatay düzlemde sadece bir nokta olarak görüntüsünün oluştuğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar, az önce size çizdirdiğim şekli silmediğinizi düşünüyorum. Sildiyseniz de hemen undo yaparak geri alın lütfen o üç görünüşü. Ve sonrasında bu üç görünüş için arkadaşlar, bu üç görünüş için sizden 1, 2, 3, 4 ve 5, 6 doğrularının yerlerini tespit etmenizi istiyorum. Şimdi ben 5 dakika ara veriyorum. Siz bu ara sırasında lütfen bu doğruların yerlerini tespit edin. Tekrar söylüyorum. 1, 2 doğrusu, 3, 4 doğrusu ve 5, 6 doğrusu. Bu 3 doğrunun da 3 görünüş üzerinde yerlerini lütfen tespit edin.
Hocam yapamadım, takıldım, kafam karıştı diyen var mı? Hemen anlatayım arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman bakın 1-2 doğrusu nedir? Önden görünüşteki şu doğrudur arkadaşlar. Üstten görünüşte aynı 1-2 doğrusu nerededir? Şuradadır. Yine burada birini yazılmamış burada. Gözden kaçmış. Şu doğrudur. Profil görünüşte yani soldan bakılan görünüşte ise arkadaşlar 1-2 doğrusu nedir? Doğru olarak görülmez. Sadece nedir? Bir noktadır. Şu hizada olduğunu bildiğimiz bir noktadır arkadaşlar. Geliyorum. Yani 1 de 2 de aslında yani o doğrunun bir ucu da iki ucu da buradan baktığımızda aynı hizadadır. Tek doğru üzerindedir. 3-4 doğrusuna bakacak olursak eğer yine önden görünüşte direkt görürüz onu. Yukarıdan baktığımızdaki yatay görünüşünde sadece bir nokta olarak görürüz. Şu köşe noktasıdır aslında. Yani 4 noktasının görünüşüyle aynıdır. Yani ha 3-4 doğrusu ha 4 noktası yukarıdan bakıldığında aynı hizada olduğu için tek bir nokta olarak görünür. Yine profil görünüşüne baktığımızda da arkadaşlar nedir? Biz onu direkt göremeyiz. Şu esas doğrunun arkasında şu hizada kaldığını bildiğimiz bir doğrudur arkadaşlar. 5-6 doğrusuna bakacak olursak eğer 5-6 doğrusu arkadaşlar nedir? Önden baktığımızda düşey görünüşte ne olarak görünür? Sadece tek bir nokta olarak görünür. Üstten baktığımızda direkt kendisi gibi görünür. Bakın şurada göründüğü gibi. Soldan baktığımızda ise soldan baktığımızda yani bu kare yüzeyin olduğu taraftan baktığımızda ise profil görünüşü ne olur arkadaşlar? Yine kendisi gibi görünür. Bir çizgi olarak görünür. Videosunu da hemen oynatalım değerli arkadaşlarım. Yine burada da gördük arkadaşlar noktaları taşıyarak ne şekilde oluşturduğunu, anlattığını görmüş olduk. Hemen tekrar dönüyorum. Şimdi halen daha sorusu olan var mı? Hocam ben şunu anlayamadım. Şu doğrunun yeri nasıl orada oluyor? Tekrar anlatır mısınız diyen var mı? Varsa hemen anlatırım. O zaman yine devam ediyorum değerli arkadaşlarım. Şimdi şu şekil üstünde konuşalım arkadaşlar. Önce bu şekli açıklayayım ne olduğunu. Sonrasında çizerek yine bunun üstünde bakalım. Şimdi bu şeklimizin burada bir kare yüzeyi var. Burada bir dikdörtgen yüzeyi var. Şurada da bir yamuk kenar yüzeyi var arkadaşlar. İkiz kenar yamuk gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama tek farkı nedir ikiz kenar yamuktan? Bu kenar dikiniyor. Eğim sadece bu kenarında var arkadaşlar. Şimdi size ölçülerini veriyorum. Yine şuradaki var olan karenin ölçüsü arkadaşlar 25 milimetre olsun. Bir kenarının ölçüsü daha doğrusu. Sonrasında şuradan dik olarak giden kenarın uzunluğu arkadaşlar 60 milimetre olsun. Şu alt taban kenarın uzunluğu arkadaşlar 50 milimetre olsun. Bu ölçülerle zaten bunu çizebiliriz. Size şimdi 4 dakika süre arkadaşlar. Zaten 3 görünüşün hali de burada var. Karşınızda buradan da biraz bakarak yardım alarak çizebilirsiniz. Sonrasında ben de çizeceğim zaten arkadaşlarım. Hep birlikte tekrar konuşuruz üzerine. Hocam kareye kaç demişsiniz?
35 demiştim. 25 demediniz mi hocam? Tamam, 25 olsun. Hiç önemli değil. Şimdi arkadaşlar, yine ben ara ara hatırlatmalarda bulunayım. Normalde bizim 60 milimetre olan nedir? Şuradaki dik uzunluğumuzdur. Normalde bizim bu uzunluğumuz nedir? 60 milimetreden daha uzundur. Ama biz önden baktığımızda, buna bu şekilde baktığımızda, düşey düzleme aktarırken bunu, bizim için ne önemlidir? Dik uzunluk önemlidir. Yani bunun bir hipotenüs olduğunu düşünürsek, bu hipotenüsün bu doğrultudaki neyi önemlidir bizim için? Dik uzunluğu önemlidir. Haliyle düşey düzleme çizeceğiniz dikdörtgenin genişliği ne olmalı arkadaşlar? 60 milimetre olmalı. Yüksekliği de ne kadar olmalı? Bu karemizin bir kenarı 25 milimetre olduğu için 25 milimetre olmalı. Yine örneğin yukarıdan baktığınızdaki görüntü için çizerken arkadaşlar nedir? Üstteki kenarı düzdür, yani diktir, eğim yoktur, 60 milimetre uzunluğundadır. Ondan 25 milimetre içeriye doğru ne yapıyoruz? Üstteki kısa kenarı geliyoruz. 50 milimetre olarak da ne yapıyoruz? Alttaki kenarı geliyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Bu eğimli kenarı, hipotenüsü çizmek için de o iki sınır noktayı birbiriyle birleştiriyoruz. Sonra geliyorum arkadaşlar. Şimdi bizim verdiğimiz ölçülere göre bakarsak eğer ne olmuş olacak? Turkuazın genişliği ne kadar? 25. Aşağıdan en aşağının ölçüsü de 50 milimetreydi. Haliyle buradan turuncunun ne kadar daha fazlası olacak? 25 daha fazlası olmuş olacak. Yani buradaki şekilde turkuaz daha geniş, turuncu daha dar gibi gözüküyor ama sizin soldan, yani profil görünüş çiziminizde ne olmuş olacak? Burası da 25'lik bir kare olacak. Yanındaki de yine 25'e 25'lik bir ne olmuş olacak? Kare olmuş olacak arkadaşlarım. Şimdi ben de zaten çizdiğimde sizler de göreceksiniz. Hemen geçiyorum çizimime. Şimdi bir önceki örneğimizi siliyorum arkadaşlar. Sildim. Önce ne yapayım yine? Önden görünüş olan düşey düzleme yansımayı çiziyorum. Neydi? 60'a 25'lik bir dikdörtgende. Hemen geliyorum. Kalın çizgi profiline geçiyorum. Kalın dedim. 60 genişliğim olacak. 60. 25. 60. C dedim. Birleştirdim. Sağa fazla yakın oldu. Aşağıya fazla yakın oldu. Move dedim. Seçtim. Enter'ladım. Örneğin ortamı da kapatayım arkadaşlar. Biraz sola, biraz yukarıya kaysın. Sanki şöyle olursa iyi olur gibi geldi bana. Daha bir ortalamış gibi oldum göz kararı olarak. Sonrasında ne yapacağım? Üstten görünüşünü çizeceğim. Onun için de ne yapıyorum? İnce çizgiyle önce sınırlarını belirliyorum üstten görünüşün. Yani yatay profile çizecek olduğumun sınırlarını belirliyorum. Yukarıdan geldim. Şöyle şuralarda bir yere gelmiş olayım. Sonra geldim. Bir de şuradan sınırımı gelmiş oldum. Şimdi tekrar kalın çizgiye geçtim. Neydi? Üst kenarım düz olan kenarımdı. Sonrasında kısa olan kenarım ne kadardı? Şu hizada olan
25 milimetreydi arkadaşlar. Geliyorum. 25. Enter dedim. Sonra geldim. Şuradan ne çektim? 50 çektim. Enter dedim. Sonrasında da ne yapacağım? Bu köşeyle şu köşeyi birleştirdiğimde bitti gitti. Yani düşey düzlem ve yatay düzlemdeki çizimlerimi ne yapmış oldum? Tamamlamış oldum. Sonra geliyorum. Yine taşıma çizgisine geçiyorum. İnce ile. Geldim. Şöyle uzattım burada. Sonrasında geliyorum şimdi. Aynı hizadaki nedir? Şu çizgimi. Önce getirdim buraya. Sonrasında ortadan çıktım arkadaşlar. Şimdi ne yaptım? Ben kendi içeride oluşturduğum çerçeveye kadar geldiğim için diğerinin de çerçevesinden yukarı doğru dik çıkacağım arkadaşlar. Örneğin 105 olsun. Açısı da 45 derece olsun. Enter dedim. Sonrasında ne yapacağım? Bu hizadan yukarıya doğru çıkacağım arkadaşlar. Ortamı tekrar açayım. Artık nedir? Tekrar şeklimize dönecek olursak şu anda şu nokta arkadaşlar, şu noktamız bizim. Burada şu noktamızdır değerli arkadaşlarım. Haliyle içeriye doğru ne yapacağız? 25 milimetre geleceğiz. Geçiyorum kalın çizgiye. Kalın dedim. Line dedim. Yakaladım. 25. Pardon, özür dilerim. 25 olur mu? 50 olacak. Özür dilerim. Line dedim. 50 dedim. Şimdi dönüyorum. Tekrar şeklime bir bakayım. Ezberi hatırlamıyorum. Ne kadardı bu genişliğimiz? 25 milimetre. Yani yüksekliğim 25 milimetreydi. 25. 50. Şuraya da şuraya birleştirdim. Sonrasında arkadaşlar baktığımız zaman burada ne göreceğiz? Bir turkuazlı olan kareyi göreceğiz. Yani 25 milimetre genişliğinde. Bir de toplam uzunluk alt tabanda 50 milimetre olduğuna göre bir de burada yine 25 milimetre genişliğinde bir ikinci kareyi görmüş olacağız. Dönüyorum. Tam orta noktası olmuş oldu şansa. Onun için geldim. Tam orta noktadan çektim. Görmüş olduğunuz üzere çizimimi tamamlamış oldum arkadaşlar. Bunu da kaldırdım. Bunu arkadaşlar hiç taşıma yapmasaydım nasıl yapardım? Hemen bir de öyle yapayım. Çünkü bu çok taşımayı gerektiren bir durum değil. Kapattım. Sildim. Şimdi sadece geldim. İnce çizgi dedim. Üst ve alt sınırları önemli benim için. Bununla aynı olması lazım onun da. Şu hizada taşıdım. Geldim. Aynı profili taşır gibi bunu da taşıyorum. Pardon, yatayı taşır gibi bunu da taşıdım. Sonrasında nedir arkadaşlar? Geçiyorum kalın çizgiye. Kalın dedim. Yüksekliği 25 milimetre. Devam ediyorum. Genişliği 50 milimetre. Yüksekliği 25 milimetre. Genişliği yine 50 milimetre geldim. Sonrasında neyi biliyorum? Burada bir tane 25 milimetre uzunluğunda kare bir düzlem var. Offset dedim. Bu sefer offset kullanayım dedim. Ortadan öyle bölmeyeyim dedim. Enter dedim. Kaydırdım sağa. 25 dedim. Enter. Yine gördüğünüz üzere arkadaşlar doğru üçgenişi çizmiş olduk. Ve farkındaysanız eğer şu mesafe ile bu mesafe birbirine aynı mıdır? Değildir. Bu sizin görünüşünüzü hatalı çizdiğiniz anlamına mı gelir? Hayır, doğru çizdiğiniz anlamına gelir. Sadece ne yapamazsınız ama şu anda bu mesafe ile şu mesafe aynı ölçüde olmadığı için taşım, yani
yatay görünüşten profil görünüşe taşıma yapamazsınız. Profil görünüşten yatay görünüşe taşıma yapamazsınız. Tek farkı budur değerli arkadaşlarım. Geliyorum tekrar. Bir diğer şeklimiz arkadaşlar. Ne var burada? Bir adet üçgen prizma diyelim. Yani üç kenarı dikdörtgen. Onun haricinde iki kenarı da üçgen olan bir prizmamız var burada. Peki bunu çizecek olsak nasıl çizebiliriz arkadaşlar? Hemen burada göstermişik. Önden görünüşe baktığımız zaman bu turuncu yüzeyin olduğunu görüyoruz. Yani direkt üçgen olarak çizildiğini görüyoruz. Profil görünüş için baktığımızda ise direkt buradaki dikdörtgen görünüşü buraya yansıtıyoruz. Ama bakın burada ölçü önemli. Burada ölçü şuradaki üçgenin tepe noktasından tabanına inen dikmenin yüksekliği ne kadarsa sizin buradaki dikdörtgeninizin yüksekliği de o kadardır arkadaşlar. Yani şuradaki dik kenar ne kadar ise sizin buradan baktığınızdaki görünüşün buradaki yansıması da o kadardır. O yüksekliktedir. Çünkü neden biz dik yüz düşümü çiziyoruz? Dik açıyla bakıyoruz. Dik gönderdiğimiz zaman buradan ışınları yükseklik nedir? Şu tepe noktasından şu tabana kadar olan yüksekliktir. Bu da nedir? Buradaki şu yatay kenarın dik kenarı olarak bunu düşünebilirsiniz. Bu sefer geliyoruz. Yatay görünüş için yani üstten baktığımızda oluşan görünüş için nedir diye. Haliyle bu üçgenin bu yarısında bir dikdörtgen var. Bu yarısında bir dikdörtgen var. Biz baktığımız zaman yine yukarıdan burada turkuaz dikdörtgeni yine şu üçgenin ortasından bir dikme indiğimizde ortasına kadar gelen dik kenar ne kadarsa bizim buradaki turkuazın yüksekliği o kadardır. Yani genişliği o kadardır. Özür dilerim. Şu şekilde. Aynı şekilde kalan yarısı da nedir? Diğer tarafta beyaz ile boyandığını varsayalım. Beyaz ile boyanmış kenarının genişliği kadardır. Yani yarısı burada, yarısı burada olacak şekilde iki tane ne görürüz biz orada? Bir dikdörtgen görürüz. Yine şöyle bir örneğimiz var. Önden baktık. Bu kareyi görüyoruz. Bakın bu karede de esasında görmüş olduğumuz şu yükseklik nedir? Şu dik kenarın yüksekliğidir arkadaşlar. Bu detaylar önemli. Lütfen bunlara dikkat edin sizler de. Bakın baktık buradan. Önden baktık. Düşey profilini yansıtacağız. Dik olarak yükseklik nedir? Şu yüksekliktir arkadaşlar. Sonrasında yukarıdan baktık. Yukarıdan baktığımızda da bir dikdörtgen çizeceğiz. Haliyle o dikdörtgenin de çizerken ki şu genişliği nedir? Sizin şuradaki yine dik üçgenin dik kenar yüksekliğidir. Yani şuradaki derinlik kadardır. Profil görünüşü ise birebir üçgen oldu. Direkt bu üçgen neyse aynı ölçüdedir. Yani bunda bir küçülme, daralma, büyüme nedir? Yoktur değerli arkadaşlarım. Son olarak da arkadaşlar örneğin eğimli yüzeylerin görünüşünü çiziyorsak eğer bu şekilde yani bizim AutoCAD'de spline dediğimiz spline ile belirtilen bir yüzeyimiz varsa eğer o yüzeyin nedir? Önden baktığımız zaman eğimli yüzeyini görürüz ama yukarıdan baktığımızda biz onu düz bir çizgi gibi görürüz. Yani doğru gibi görürüz. Şöyle ki üç boyutlusunu da gösterirsek daha iyi açıklayıcı olacaktır. Bakın şimdi bu şeklimize önden baktığımızda eğri yüzeyi ne görüyoruz? Olduğu gibi eğri görüyoruz. Ama yukarıdan baktığımızda arkadaşlar nedir? Tamamen bir doğru gibi bir dikdörtgen, kare prizma, pardon düzlem gibi çizimini gerçekleştiriyoruz. Burada yine trik bir nokta nedir arkadaşlar? Bakın şurada görünmez var. Nedir bu da? Şimdi biz soldan baktığımız zaman yani profile baktığımız zaman arkadaşlar burada mevcut olan kanalı ne yapamıyoruz? Göremiyoruz. Ama neyi biliyoruz? Burada bir kanal olduğunu biliyoruz. Çünkü eğimli bir çizim var, zikzaklı bir çizim var. İşte o kanalın
hizasını da ne yapıyoruz arkadaşlar soldan görünüşte? Görünmez çizgi tipini seçiyoruz. O spline'la yani eğriyle çizilmiş olanın taban hizasından çekerek hizasını belirleyerek biz bu görünmez çizgiyle de onun hizasını ne yapıyoruz değerli arkadaşlarım? Belirlemiş oluyoruz. Şimdi bu haftaki anlatacaklarım bu kadar değerli arkadaşlarım. Sorusu olan varsa eğer hemen cevaplayayım. Sorunuz yoksa dersin oturumunu burada sonlandıracağım. O zaman lütfen arkadaşlar chatten öğrenci numaralarınızı yazın yoklama için. Sonrasında dersimizin oturumunu sonlandıralım. Sizden rica ediyorum arkadaşlar lütfen ben şimdi zaten bu gece ya da en geç yarın bu dersin kaydını sisteme yükleyeceğim. Lütfen anlattığım bu haftaki konuları detaylı bir şekilde bir kere daha dinleyin, izleyin. Kafanıza takılan yerleri not alın. Yine derste kullanmış olduğum PDF dosyasını sisteme yükleyeceğim. Aynı şekilde o PDF dosyasında da tekrar isterseniz çalışabilirsiniz. Dediğim gibi ders kaydını tekrar dinleyin. Yüklediğim PDF'ten çalışın. Önümüzdeki hafta derse gelesiye kadar bu konuyu buraya kadar lütfen oturtmuş olun. Ve eğer kafanıza takılan anlamadığınız bir noktada olursa önümüzdeki hafta dersin başında lütfen sorun. Tekrar derse katılımınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Önümüzdeki hafta derste görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar.